gerekli bir ünvan da. Onların evladı oldum, her gittiğimde beni ağırladılar. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tamam. Sizin değerli aileleri, hepiniz hoş geldiniz. Sayın Valim, programı arz ediyorum. Kur'an... Hatim ve Mevlam'ın Seleme Seccam ve Mahattim. Bugüne dair söyleyecek o kadar çok şey var ki. Ama sanırım bugün ne söylersem söyleyeyim, kelimelerim mahcup kalacak. 4 yıl önce, bu saatlerde ben babamla son konuşmamı yapıyordum. Ben buranın bir kızıyım. Burada doğdum, burada büyüdüm, burada yaşadım. Burada babamı anmak bana çok zor geliyor. Ama ağlamayacağım. Çünkü biliyorum güçlü durmam gerekiyor. 4 senedir ben tıpkı bir bebek gibi babasızlığın ne demek olduğunu yeni yeni öğreniyorum. O yüzden affınıza sığınıyorum. Eğer bir hata ettiysem konuşmalarımda. Ama çok zor. Bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Biliyorum benim gibi bugün babasını kaybeden onlarca kız çocuğu kardeşlerimle bu masadayım. Yalnız değiliz. Bakın sofralarımız yine dolu. Anlatacak bir şeyim yok. Bu topraklar Memlezi'nin, Ahmet Hani'nin hikayeleriyle dopdolu. Biz bu topraklara sahip çıkmak zorundayız. Başka bir şansımız yok. Burası bir memleketimiz. Okuyup başka memleketlere gitsek de dönüp dolaşacağımız yer baba toprağıdır. Babamızın kanının döküldüğü yerdir. Dolayısıyla bize düşen tek şey bizlerle omuz omuza mücadele eden kişilerle yan yana yürümek. Yıllarca Kürt çocukları üzerinden türlü türlü senaryolar yaptılar. Kürt çocukları bir hiç uğruna katledildi. Anneleri babaları belki cenazelerini bile göremedi. Belki bir mezarları başında ağlayacakları bir mezar bile olmadı. Sizden rica ediyorum. Sizler bu bilinçle bizlere destek olarak bir daha hiçbir Gülay, hiçbir Elif, hiçbir Dilan, hiçbir Berivan babasız kalmasın diye sizler de bize omuz verin. 4 senedir bu meydanda bizleri yalnız bırakmayan İçişleri Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetleri size çok çok teşekkür ediyorum. Musa Serasar Çavadın. Yapılan saldırı neticesinde sivil vatandaşlarımız şehit edilmek suretiyle terörün alçak yüzünü bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Ama şehitlerimiz rahat uyusunlar. Devletimiz her daim ayaktadır. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Bugün Nusaybin özelinde söyleyecek olursak sadece kırsalda, şehir merkezinde değil, Nusaybin'in her taşında, her toprağında Nusaybin'li kardeşlerimiz huzur ve güven içerisinde yaşayabilmektedir elhamdülillah. Ben tekrardan o gün şehit düşen bütün kardeşlerimize ve genelde bu vatan için toprağa düşmüş aziz şehitlerimize rahmetle yad ediyorum. Sunuyorum, teşekkürlerimi arz ediyorum. Barış Pınarı Harekatı sırasında hain terör örgütü tarafından düzenlenen kalleşçe düzenlenen havan ve roket saldırısında şehit düşen vatandaşlarımızı dualarla yad etmek üzere bugün bir aradayız. Rabbim rahmet eylesin. Geride kalan şehit ailelerimiz her zaman söylüyoruz. Devletimizin emanetidir. Bizlere emanettir. Her zaman, her şartta onların yanında olacağımızı, olduğumuzu sözlerimin başında ifade etmek istiyorum. Kıymetli davetler, kıymetli misafirler, devletimizin bekasına, birlik ve beraberliğimize kasteden tüm hain terör örgütlerine karşı devletimizin ve milletimizin yanında olanları tarih her zaman minnetle ve hayırla yad edecektir. Vatandaşlarımızın
canına kasteden, huzurunu bozmaya çalışan bu hain teröristler nerede saklanırsa saklansın, kimlere güvenirse güvensinler, mücadelemiz devam edecek ve Allah'ın izniyle kökünü kazıyacağız. Kan döken, milletimize pusu kuran, zarar veren hiçbir bölücü yapının dünyanın neresinde olursa olsun varlığını sürdürmesine asla izin vermeyeceğiz. Bizler milletçe vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, devletimize sahip çıktıkça hiçbir şer odağı kanlı ve kirli ellerini milletimizin istiklal ve istikbaline uzatamayacaktır, emellerine ulaşamayacaktır. İhanet şebekesi hiçbir terör örgütü birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi Allah'ın izniyle asla bozamayacaktır. Kıymetli kardeşlerim, bu topraklarda kökleri çok derinde, geçmişi çok eski bir kardeşlik bağı vardır. Bizim kardeşliğimizin hamuru şehitlerimizin kanlarıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla, milletimizin gayretleriyle ve dualarıyla yoğrulmuştur. Bizim birliğimiz çıkar hesapları üzerine kurulu değildir. Bizim birliğimiz sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik üzerine kuruludur. Birlik ve beraberliğimizin en büyük gücü de budur. Türkiye yüzyılı her alanda olduğu gibi barış, istikrar, huzur, işbirliği ve refahın da yüzyılı olacaktır. Buna yürekten inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde daha güçlü bir Türkiye, daha müreffeh bir millet için her zaman çalışacağız, gayret edeceğiz. Kıymetli misafirler, kıymetli kardeşlerim, sözlerimin sonunda tekraren sivillerimizi, vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi hedef alan hain havan saldırısının 4. yıl dönümünde başta şehit Mehmet Şirin Demir ve aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Az önce Gülay kardeşimizin konuşmasında şunu gördüm. Son olarak şunu da ifade etmek istiyorum. Evet, bu topraklar için, bu vatan için geçmişte olduğu gibi bugün de şehitlerimiz canlarını feda ediyor. Bu topraklar şehit kanlarıyla yoruluyor. Ama bize güç veren şehitlerimizin geride bıraktığı kardeşlerimiz, çocukları, evlatları, aileleri dimdik ayakta. Ayakta olsunlar, bizler devlet olarak, millet olarak her zaman onların yanında olduk ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Gücümüzü şehitlerimizin emanetinden alıyoruz inşallah. Onların her zaman yanındayız. Allah razı olsun. Yakın bir zamanda da bizleri ziyarete geldi kardeşimiz. Kendileriyle sohbet ettiğimizde de o iradesini, o dirayetini gördük ve bu bizleri gerçekten mutlu etti ve cesaretlendirdi. Allah sizlerden razı olsun. Bütün şehit ailelerimize buradan tekraren saygılarımı, şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim sizlere büyük hizmetler yapmayı bizlere nasip eylesin. Hepimize şehitlerimizin emanetine uygun yaşamayı bizlere nasip eylesin inşallah. Mevlid programımız düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah dualarımızı kabul eylesin. Şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize ahirete irtihal edenlere rahmet diliyorum. Hayattaki gazilerimize sağlık, huzur diliyorum inşallah. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Seyyidi kainat Hazreti salavat Allah adın zikret. Birliğine cümle ikrar eyle.
Allahümme salli ve sellimillah ve alem ya ahi enne salat fetebi'ahu sahibul velime ve adde khatavati meşife belagat miyata khayba hat Muhammed serseru çavara hat Muhammed roja imane hilal şevani devleti hat Muhammed ser şevani ümmeti del bebejin bir devam ser Muhammed assalatu vesselam Allahümme salli ala